iyi belediyeciliği en güzel şekilde temsil eden, yaptığı hizmetlerle bizlerin baş edik bir biçimde gezmemizi sağlayan kıymetli abim, belediye başkanım Mustafa Bıyık'ı saygıyla selamlıyorum. Grup yolları yılan hikayesine dönen, mahallelerine korku ve çile içerisinde gitmeye çalışan Demirciler, Tepeköy, Oymalı, Özdil, Kıratlı ve Ocaklı hemşerileri. Hayvancılık ve çiftçilik faaliyetleri bitme noktasına gelmiş, okul sorunları canına tak etmiş, Tandırlı, Maden, Kılıçlı ve Çamlıyurtlu hemşerilerim. Ürettiği fındığa hak ettiği değeri alamayan, fındıktan aldığı para enflasyon karşısında her geçen gün eriyen, Yokuşlu, Gülyurdu, Kömürcü, Taşdelen, Gürsel, Kayabaşı, Namık Kemal, Yenice ve Çamlıcalı hemşerilerim. İstedikleri toplu taşıma hizmetlerini bir türlü alamayan Çınarlı, Pınarlı, Şanlı ve İkisulu hemşerilerim. Komşu ilçelerinde yıllardır doğalgaz yanmasına rağmen kendilerine hala doğalgaz gelmeyen, yükselen kömür fiyatları kap altında ezilen Kaşüstü ve Sancaklı hemşerilerim. Velhasıl iyi belediyecilikle tanışıp farkı gören, ülkede İYİ Parti iktidarını sabırsızlıkla bekleyen Yomralı hemşerilerim. İYİ Parti Yomra İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongremize hoş geldiniz diyor. Sizleri saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Kıymetli hemşerilerim, ilçe teşkilatı olarak seçildiğimiz günden beri üzerimize düşen görevi yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yomra'nın sıkıntılarını, Yomra'nın isteklerini ve bu sıkıntıların çözümleri için atılacak adımları biliyoruz. Görev süremiz içerisinde siyasi menfaatlerimizi değil, Yomra'nın menfaatlerini gözeterek dengeli ve yapıcı bir siyasi politika izledik. Bundan sonra da önceliğimiz her zaman olduğu gibi Yomra olacaktır. Mahalli seçimlerde sahaya çıktığımız ilk zamanlarda bizlere her türlü siyasi partiden insanların genel söylemleri seçilemezsiniz, seçilseniz dahi iktidar desteğini alamayacağınız için hizmet yapamaz, hatta işçi maaşı ödeyemezsiniz olmuştu. Geldiğimiz noktada Yomra belediyecilik anlamında en çok hizmeti yapan Trabzon'un en gözde belediyesi haline gelmiştir. Bunu söylememdeki neden, tıpkı Yomra Belediyesi'nde olduğu gibi sizlerin de destekleriyle ülkedeki İYİ Parti iktidarından sonra ülkemizde ve ilçemizde olduğu gibi hizmet ve yatırımlar artacak, daha refah, özgür, şeffaf, adaletli ve hukuk kuralları içerisinde yönetilen bir ülkenin vatandaşları olacağız. Biz İYİ Parti'nin iktidar olacağını biliyoruz. Biz Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e inanıyoruz. Biz başta Sayın Bakanımız Koray Aydın olmak üzere İYİ Parti kadrolarına güveniyoruz. Allah'ın izni, sizlerin de desteğiyle İYİ Parti iktidarına az kaldı. Sözlerime burada son verirken bir kez daha katılımlarınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Yomra'da biz öncelikli olarak göreve geldiğimiz zaman Yomra'nın içerisinden çıkılmayacak birçok sorunuyla karşı karşıya kalmıştık. Bunları zaten seçim sürecinde tek tek vatandaşlarımıza anlattık. Şimdi Yomra, Trabzon'un yeni merkez ilçesi konumunda olmakla birlikte Karadeniz'in göz bebeği bir ilçe olma yolunda hızla ilerliyoruz. İnşallah görev sürecimizin sonunda bölgenin incisi ve Karadeniz'in şimdiden birincisi olmuş bir ilçe ortaya çıkartmış olacağız. Bu anlamda var gücümüzle gece gündüz, Yomra halkı biliyor, siyasi arkadaşlarımız biliyorlar, gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada projelerimizi tek tek anlatmaya kalksak, belki saatlerce anlatabilecek olduğumuz projeleri yapmış olmanın gururunu birlikte yaşıyoruz. Bunları tek başımıza yapmadık. Yomra halkının, siyasi yol arkadaşlarımızın bizlere vermiş olduğu destekler neticesinde yaşadık. Şöyle bir hatırlarsak, Yomra'da 3 yıl önce 3. Dünya ülkelerinde görülmemiş
enerji direklerinin varlığıyla başlayan çalışmalarımız, bunların sonlanmasıyla bulunmuş olduğumuz, şu anda içerisinde bulunduğumuz kültür merkezinin yapımında vermiş olduğumuz mücadeleyi Yomra halkıyla hep birlikte verdik. Bu hale getirilmesiyle ki bugün ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu daha iyi gözlemliyoruz. Bir ilk kez sivil toplum kuruluşlarımızın ve siyasi partilerimizin birlikte organizasyon yapabilecek oldukları bir toplantı salonuna sahip oldu bu ilçe. Geçen yıl yaklaşık olarak 300 tane organizasyonla bu kültür merkezi yılını tamamlamış olacak. 300 tane organizasyonu Yomralı insanlar başka ilçelerde, başka salonlarda icra etmek durumunda kalıyordular. Ve yaşanan ekonomik kriz sebebiyle maliyetine, insanların ekonomik durumunu da gözeterek çok uygun fiyatlarla, ekonomik durumu iyi olmayan insanların da iyi standartlarda düğün ve organizasyonlar yapmasını sağladık biz burada insanlara. Ve bunun karşılığında her fırsatta insanlardan gördük. Yine hep birlikte açılışını yapmış olduğumuz, uzun yıllar işgal altında bulunan ve Hürriyet Parkı'nın açılışıyla birlikte halka kazandırmış olduğumuz yaşam alanımızda şimdi yazları yüzlerce insanın her gün organizasyon yaptığını gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Sahildeki birinci etabını tamamladığımız, ikinci etabında da bitirme aşamasına geldiğimiz yürüyüş ve sahil gezinti alanını bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yine yan tarafımızdaki ilk kez Yomra'da ücretsiz bir 150 araçlık otopark açılışı yaptık. Hükümet caddemizdeki çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık olarak 2 kilometre uzunluğunda 10 milyona mal olacak olan projede %50 aşamasına geldik. Ve hızlı bir biçimde tamamlanmasını sağlayacağız. Kaş üstünde pazar yeri inşaatımız ve sosyal alanlarımızı sağladık. Biz göreve geldiğimiz zaman bırakın Yomra ve Kaş üstünde doğalgaz yanmasını, 10 kilometre yakında mesafesinde değildi ve sokaklarda çamurdan insanların yürüyecek hali yoktu. Kaş üstünde bütün altyapı sorunlarını ortadan kaldırdık. Bunun gibi böyle yüzlerce anlatabilecek olduğumuz projemiz var. Mesela arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Biz Allah'a şükür, Allah nasip eyledi, fırsatı da oldu ve Fen İşleri'nin bütün makine parkını 2019 yılı rakamlarıyla 10 milyon TL'ye yeniledik. Bugün aynı makine parkını almaya kalksanız 50 milyon TL'ye alma şansına sahip değilsiniz. Ve her şeyden önemlisi biz Yomra'da vaat etmiş olduğumuz huzuru bu ilçeye kazandırdığımızı düşünüyoruz. Ve insanların ve insanların huzur içerisinde ticaret yapmaları, işlerini sürdürmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hiçbir kişinin işine, ticaretine, makinesine, kamyonuna veya herhangi bir işine müdahil olduğumuz olmadı bugüne kadar. Bu ilçeye ticari ve siyasi özgürlük getirdiğimizi düşünüyoruz. Ve bunu hep birlikte sağladık, bundan sonra da sağlayacağız inşallah. Siyaseten, sivil toplum kuruluşlarıyla olan istişarelerimize her fırsatta devam ettik. Siyasi partilerimiz ilçe başkanlarıyla birlikte her fırsatta ilçeyle ilgili işleyişlerle ilgili icraatlarımızda istişare etme şansı yakaladık. Hem onların belediyeyle hem bizim onlarla birlikte bu ilçeye neler kazandırabileceğimize dair karşılıklı görüş alışverişlerimizi sürdürdük. Bundan sonra da sürdüreceğiz. Belki baktığımız zaman değerli CHP ilçe başkanımız burada. Millet İttifakı'nın Türkiye'deki en uyumlu ilçesi olduğumuza inanıyorum. Bütün her şekilde ilçe Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimiyle, Saadet Partisi ilçe yönetimiyle, diğer Deva Partisi ilçe yönetimiyle, Gelecek Partisi ilçe yönetimiyle ve iktidar partisine mensup olan partilerimizle ilçemizdeki sürdürülecek olan yatırımlarla ilgili olarak istişarelerimizi hiç kesmedik ve biz bu ilçede taş üstüne kim taş koyacaksa yanında duracağız diye her fırsatta da bu mantalitemizi insanlara anlatmaya çalıştık. Bu anlamda biz bunları tek başımıza yapmadık. Ben her fırsatta yaşamış olduğumuz olumlu olumsuz her türlü sorunda Yomra halkının, siyasi yol arkadaşlarımın, ilçe yöneticisi arkadaşlarımın her fırsatta arkamda olduklarını görmekten almış olduğumuz güçle bunu yaptık ve bundan sonrasında hep birlikte yapacağız inşallah. Bu anlamda hepinize vermiş olduğunuz destek sebebiyle
ilçenin bu kazanımları sağlamasında vermiş olduğunuz güç sebebiyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. İlçe kongremizin hayırlı olmasını temenni ediyor. Yeni seçilecek olan arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Sağlıkla diliyorum. Sayın Milletvekili, Sayın Kurucular Kurulu'ya, Sayın Belediye Başkanı, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, İYİ Parti'nin il yönetim kurulu üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli yomralılar, bugün burada gerçekleştirecek olduğumuz İYİ Parti Yomra 3. olağan kongresine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerime başlamadan önce hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli yomralılar. Yomra Belediye Başkanı'yla 31 Mart 2019 seçimlerinden birkaç ay önce tanıdım. Oturduk, konuştuk. Belediye Başkan adayı olma yönünde Zekeriya Başkanımla birlikte öyle bir düşünceleri olduğunu ifade etti. Sohbet ettik. Ve o gün başlayan İYİ Parti yolculuğumuz, daha sonra belediye başkanlığını kazanarak Yomra'ya hizmet etmeye başladı. Ben 31 Mart seçimlerinden sonra kazandıktan sonra belediye başkanımızla bir araya geldim. Dedim ki, Sayın Başkanım, Yomra'da öyle bir belediye başkanlığı yapacaksınız ki bundan sonra iyi belediyeciliği, bir iyi belediyecilik vizyonu ortaya koyarak biz daha sonraki seçimlerde onu diğer belediye başkanlarımıza rehber olarak sunacağımız bir belge olsun. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum kıymetli başkanım. Bizi mahcup etmedi. Bu geçen süre içerisinde Yomra'yı bir modern kent görünümü sağlamak için elinden geleni yaptı. Ben bu çalışmalarından dolayı hem kendilerine hem belediye çalışanlarına hem de ona yol arkadaşlığı yapan Yomra ilçe başkanımız Zekeriya Başkan'a kuvvetli bir alkış istiyorum. Çünkü Türkiye'nin her yerinde Yomra Belediye Başkanı'nın başarılı çalışmalarını konuşuyor. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlerde çok rahat bir seçim geçireceğiz. Çünkü yaptığı önemli çalışmaları, kısa sürede sağladığı başarıları biz diğer belediye başkanlarımıza onu örnek alarak seçim propagandası yapmalarını isteyeceğiz. Değerli arkadaşlar, ben de biraz da kendimden söz etmek istiyorum. Parti kurulduktan sonra bu partiye dahil olduk ve nihayetinde 5 Mayıs 2018'de il başkanı oldum. O günden bugüne kadar değerli arkadaşlar, genel başkanımız Sayın Meral Akşener'e yol arkadaşlığı yapma yönünde yapmam gereken bütün çalışmaları tam mesai vererek yaptı. Genel başkanımız bir toplantıda şöyle söyledi. Dedi ki, İYİ Parti bir binaya benzetti. Bu binaya il başkanlarına söyledi. Bu binanın büyümesini, yükselmesini gayret gösteriyorum. Sağ olsun. Bu partiyi kurduğu günden bugüne kadar büyük bir enerji sarf ederek il il, ilçe ilçe dolaşarak partimizin iktidar yapması için mücadele veriyor. Ben de o yaptığı binada her gün bir tuğla koymak için mücadele ediyor. Etmeye de devam edeceğim.
Çünkü Türkiye'nin kurtuluşu İyi Parti ile olacağına inanan bir kardeşinizdir. Türkiye bir uçuruma doğru yuvarlanıyor. Bir Türk milliyetçisi olarak buna razı olamazdık. Dolayısıyla Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e yol arkadaşlığı yapmak bir vatansever, bir Türk milliyetçisi olarak bize düşen bu olmalıydı ve bunu yapıyoruz. Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimlerde Türkiye'de İYİ Parti öncelikle Yomra'da, Trabzon'da ve Türkiye'de İYİ Parti birinci parti yapıp genel başkanımızı başbakan yapmak istiyoruz. Bunun için sizden gerçekten büyük bir mücadele bekliyorum. Türkiye'nin değerli arkadaşlar, Türkiye'nin buna ihtiyacı var. AK Parti iktidarı kurulduğu zaman yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele ederek yola çıktı. Bugün baktığınız zaman yolsuzluğa batmış bir iktidar. Yolsuzluk meşrulaşmış. Yasaklar ise artık insanların yaşama güvenceleri bile kalmadığı bir ortam oluştu. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlerde bir seçimden daha öte önemli anlam taşıdığını ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu seçimde hep birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. Bu mücadelenin yol arkadaşlığını sizlerle birlikte, dediğim gibi, genel başkanımızın başbakan yapmak için büyük bir mücadele bekliyor. Bu mücadelede hepinizin katkı vereceğine inanıyorum. Bugün burada seçilecek olan Yomra ilçe başkanımıza ve yönetimine bu konuda, bu anlamda çok başarılı olacağına inanıyorum. Bugüne kadar görev almış Yomra'da ilçe başkanlığımızda görev almış ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine de teşekkür ediyorum. Çok büyük bir seçim bekliyor bizi. Bu seçimde dediğim gibi her birinize önemli görevler düşüyor. Türkiye bir yangın yeri. Bundan kurtulmamız için mutlak surette, değerli arkadaşlar, bunun üzerine ben vurgu yapıyorum, tekrarlıyorum, tekrara düşüyorum, farkındayım. Ama bunu yapmak zorundayız. Dolayısıyla çalışmak bizden, takdir Yüce Allah'tan diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Yanacağız diyorlar. Genç bir dedi. Vallahi dedi, ben de baktım onların gözüne dedi. Orada dedi bir adayları var dedi. Ulan dedi, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onu söyledim dedi. O sanki belediye yanacak dedi. İşte o belediye başkanı bugün karşımızda, Mustafa Bey. Ben öncelikle kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Yomra'mıza, Trabzon'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Bugün burada sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Hele hele Trabzon'umuzun parlayan yıldızıyla İYİ Parti'nin güneşinin birleştiğini görünce bu mutluluğum daha da arttı. Yomra'da çok fazla siyasi konuşmak istemiyorum. Çünkü burada çok hizmet var. Burada yapılan güzel şeyler var. Bırakın Hürriyet Parkı'nı, onun içerisindeki şampiyonluk anıtını, bırakın o sahildeki güzel yürüyüş yolunu, bırakın birlikte açtığımız o güzel çocuk parklarını, o elektrik direklerinin tellerinin nasıl yerin altına indiğini ben biliyorum. Onu da gözlemleyen bir kardeşinizim. Onların hepsini bırakın. Sadece bu salon bile, bu kültür merkezi bile Yomra'da iyi belediyecinin nasıl yapıldığının göstergesidir. Trabzon'umuzun şehir merkezinde Ortahisar'da bile aradığımız böyle güzel bir yeri, böyle güzel bir kültür merkezini bu ilçemize kazandırdığı için
Sayın Başkan'a ve belediyedeki yönetimine, yöneticilerine çok çok teşekkür ediyorum. Huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah iyi belediyeciliğin örneklerini devam ettirecek. Yalnız Mustafa Başkan'ın bir şeyi var, böyle bir hatası var. Abi döneri çok yüksekten kesiyor. O kadar güzel şeyler yaptı ki önümüzdeki dönemlerde daha güzel şeyleri bekliyoruz. Ama biz kendisine inanıyoruz. Kendisine güveniyoruz. Yomramızda güzel şeyleri yapmaya devam edeceğini de biliyoruz. Çok kıymetli beyefendiler, hanımefendiler. Burada ben çok fazla protokol selamlamalarını beceremiyorum ama burada birbirinden çok kıymetli insanlarımız var. Başta Kayseri'den gelip iki gündür Trabzon'da bizimle olan, azıcık daha dursa Trabzonsporlu taraftarı yapacağımız Dursun ağabeyim var. Dursun abime de bir sizler adına kürsüden de bir hoş geldin demek isterim. Onun buradaki iki günlük bize eşlik etmesi bize de gerçekten sevinç verdi. Güzel kongreler geçirdik. İyi Parti'de demokrasi şöleni devam ediyor. Dün Ortaysar'daydı. Bugün Yomra'da bu şölen devam ediyor. İnşallah bütün kongrelerimizin neticesinde daha iyi, daha güzel, daha demokratik söylemlerin oluşacağı bir ortam oluşur. Ve biz de bu heyecanla beraber yeni dönemde önümüzdeki seçime daha dinamik kadrolarla devam ederiz. Zaten amacımız da buydu. Değerli hemşehrilerim, bugün yine aramızda partimizin kurucusu Ali abimiz var. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bu partinin kurulmasında çok emeği geçen insanlarımızın hepsini temsilen ben kendisine teşekkür ediyorum. İl başkanımız, ilçe başkanlarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Diğer ilçe başkanlarımız burada. Diğer siyasi partide mensup ilçe başkanlarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız var. Demokrasinin birinci ayağı muhtarlarımız. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Ben bir muhtar uşağıyım. Muhtarlığın ne demek olduğunu da iyi bilirim. O yüzden onlar bizim için çok önemli. Ben hep şöyle söylerim. Yakın çevreme mahalle seçimleri olur. Bizim köyde de olur. Derim her şeye karışın ama sakın muhtarlık seçimlerine karışmayın. Yani orası ayrı bir şey. Onun dışında sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri var burada. Belediye meclis üyelerimiz var. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz burada. Belki ismini hatırlamakta zorluk çekelim. Tüm arkadaşlarımıza, unuttuğum arkadaşlarım olabilir. Hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz diyorum. Şimdi 24 Haziran'da bir seçim yaşadık. Bu seçimde Trabzon şehrinden 6 kişiyi meclise gönderdiniz. O 6 kişiden bir tanesi de benim. Allah hepinizden razı olsun. 24 Haziran seçimlerinde bize vermiş olduğunuz görev veya bana vermiş olduğunuz görev muhalefet göreviydi. Millet dedi ki biz sizi seviyoruz ama kardeşim siz muhalefet olun. Onlara da iktidar yapacağız dediler. Biz de aldık başımızın üstüne koyduk. Muhalefetin görevi nedir? Muhalefetin görevi icra makamında olanların yapmış oldukları işlerin eksiklerini dile getirmek, yapmış oldukları yanlışları dile getirmek, onların düzgün işler yapmasını sağlamak, bununla ilgili sormak, sorgulamak, yol göstermek. Biz de milletimizin bize vermiş olduğu bu görev çerçevesinde bu denilenleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu kardeşiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarında Dursun abim de bilir. 250'den fazla söz almışım ben. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmuşum. Onlardan bir tanesini de biraz evvel slide'da burada gösterdiler. O konuşmalarımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmalarımızda da biz bize toplumdan, milletten, vatandaştan, kendi yöremizden, ilçelerimizden, köylerimizden
mahallelerimizden gelen sorunları, çözüm bekleyen sorunları, bu sorunları giderme makamında olan, yani icra makamında olanlara hatırlatıyoruz. Onlara diyoruz ki böyle böyle bir sorun var. Bu sorunu siz çözeceksiniz arkadaşım diyor. Onları zorluyoruz biz. Bunları gündeme getiriyoruz. Niye öyle yapıyoruz? Çünkü aziz millet bize bu görevi verdi. Muhalefet görevi verdi. Bu çerçevede biraz evvel burada çok kısa bir bölümü gözüktü. Yomra Özdil Oymalı grup yolunun sözünü ben vermedim. Verenleri siz benden iyi biliyorsunuz. Ne zaman verdiklerini, ne zaman bitirileceğini de taahhüt edenleri siz biliyorsunuz. Ama onu biz şimdi mecliste gündeme getiriyoruz. Diyoruz ki siz geldiniz Yomra Meydanı'na, dediniz ki bu yol bitecek. Bitirin bunu arkadaş diyoruz, bitirin. Yaptığımız budur. Niye? Bitmesi lazım. Orada sıkıntılar var. Taş düşüyor, kaya düşüyor. Allah göstermesin, ölümcül hadiseler olabilir. Bir kangrene dönen, bir yılan hikayesine dönen, ki bu çok önemli bir yol. Bu yolun bir an önce bitirilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu gündeme getiriyoruz. Bununla ilgili önergeler veriyoruz. Diyoruz ki ne yaptınız? Mesela şimdi önümüzde bütçe var. Takipçisi olacağız. 2023 bütçesinde önümüzde gelecek şimdi bütçe görüşmeleri. Yarın inşallah ben Ankara'dayım. Bu gece döneceğim. Yarın çünkü bütçe görüşmeleri bir maraton başlıyor. Uzunca bir maraton olacak. Orada soracağız. Diyeceğiz ki ey hükümet, ey kardeşim, siz bu bütçeyi hazırladınız da ha bu bizim Yomra Özdil Oymalı yol için bir şey buraya koydunuz mu diye soracağız. Bizim görevimiz bu. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlarım, değerli büyüklerim, kıymetli misafirler, bizim İyi Parti olarak anlayışımız, bizim İyi Parti olarak felsefemiz şu: biz yapıcı bir muhalefet anlayışıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim yaptığımız muhalefet tarzı budur. Açık açık söyleyeyim, işte Kayseri milletvekili Dursun abim de burada. İktidardan gelen iyi bir şeye biz iyi deriz. Onda bir sıkıntımız yok. İyi demeyi biliriz. Ama eksikleri de yanlışları da yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. Bizim işimiz bu. Az bir zaman değil. 2002-2022. 20 sene olmuş. 20 sene. Hala da konuşurken örnekleri verip eski Türkiye'de o vardı, burada bu yoktu falan diye anlatanlar var. Ya 20 senedir iktidardasınız. Tek başınıza iktidardasınız. Elinizi tutan yok. Ayağınızı bağlayan yok. Siz 20 yıllık iktidarınızda yapamadıklarınızı değil, evveli örnek veriyorsunuz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O eski Türkiye diyorlar ya, eski Türkiye. O eski Türkiye'de, Allah hepsinden razı olsun, o eski Türkiye'de Trabzon'a havaalanı yaptılar, havaalanı. O duruyor orada. Hala da o eski Türkiye'de yapılan havaalanından gidip geliyorsun. Doğru mu? O eski Türkiye'de, o beğenmedikleri eski Türkiye'de Trabzon'a liman yapıldı, liman. Doğru mu? O beğenmedikleri eski Türkiye dedikleri eski Türkiye'de Trabzon'a benim de hem öğrenciliğini hem hocalığını yaptığım kocaman devasa bir kampüse Karadeniz Teknik Üniversitesi kuruldu. Ne zaman kuruldu? O eski Türkiye'de kuruldu. Şimdi gelelim bu tarafa. Sadece 3 tane şey söyledim Trabzon'la ilgili. Çimento fabrikası kuruldu, tekel oldu, bunların hepsini söyleyebilirim ama ben sadece 3 ana başlıkta o eski Türkiye'deki Trabzon'u anlattım. Değerli büyüklerim, Trabzon bizim güzel şehrimiz. Allah razı olsun, Trabzonspor'un sayesinde de dünyaya nam saldık. Dünya bizi tanıyor, her gittiğimiz yerde tanınıyoruz. Ama Trabzon'umuzun çok sorunları var. Trabzon'umuzun çözülmeyen, kangren haline gelmiş problemleri var. Biz bunları gündeme getiriyoruz. Biz gündeme getiriyoruz, uyarıyoruz, diyoruz. Karşımızdakiler sadece vaat ediyorlar. Ne zaman vaat ediyorlar? Seçim zamanı vaat ediyorlar. Seçimden önce geliyorlar, onu yapacağız, bunu yapacağız, şunu edeceğiz diyorlar. Seçimden sonra yani
ödenek yoktu. Bugün olmadı, yarın olmadı. Bahane üretme devrini bitireceğiz. Bahane dinlemeyeceğiz bundan sonra. Diyeceğiz ki, ey arkadaş, sen bizim için, Trabzon için şunları şunları yapacağım demedin mi? Evet. Niye yapmadın diye soracağız. Ne zaman soracağız? O pazar günü önümüze gelecek bir tane sandık var. O sandıkta soracağız. O sandığın önümüze gelmesine de az kaldı. Az kaldı. O sandıkta soracağız. Verilmeyen, verilip de tutulmayan sözlerin hesabını, verilip de yerine getirilmeyen vaatlerin hesabını o sandıkta göreceğiz. Çünkü milletin, aziz milletimizin hesap sorma, hesap görme yeri işte o önümüze gelecek olan sandıktır. Bakın şimdi, kendi şehrimizden örnekleyebilirim ama Türkiye genelinden de örnekleyebilirim. Bir bakanımız, efsane bakanımız Koray Aydın Bey'in bir dönemini düşünelim, hatırlayalım. Bir de bu dönemi bakalım şimdi. Dört bakanlı döneme bakalım, bir de koalisyon hükümetinin tek bakanlı dönemine bakalım. Biz o günleri bugün arıyoruz. O günleri bak, koalisyon hükümetinin bakanı iken Sayın Koray Aydın'ın yaptıklarını gözümüzün önünden geçirelim böyle film şeridi gibi. Bir de dört tane, her dönemde dört tane. Bazen değişiyor, onun yerine gelen de Trabzonlu bakan oluyor. İHAS ama yapılanlara baktığımız zaman da tek bakanın tek başına, hem de koalisyon hükümetinde, burayı tırnak içinde söylüyorum, tek başına değil, yaptıklarını karşılaştırdığımız zaman onların değerini, kıymetini daha da iyi anlıyoruz. Zorlayıcı olacağız. Nasıl zorlayacağız? Sandıkta zorlayacağız. Şimdi çok yakın bir dönemde bir seçim yaşayacağız. Önümüzde bir seçim dönemi var. İnşallah hayırlısıyla beraber bu seçim döneminde bu kötü gidişata dur denileceğimizi düşünüyoruz. İnsanlarımızın, vatandaşlarımızın bu kötü gidişe dur diyeceğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Sahadan görüyoruz. Nereden görüyoruz? Gittiğimiz illerde, ilçelerde, köylerde görüyoruz. İnsanlarımız sıkıntıda, insanlarımız bunalmış. Çok açık söylüyorum, tencere kaynamayan evler var. Bacası tütmeyen, kömür alamadığı için, odun olmadığı için bacası tütmeyen evler var. Yani yoksulluk, derin bir yoksulluk var. İnsanlarımızın geçim sıkıntısı var. İnsanlarımızın çoluğuna çocuğuna iş bulma sıkıntısı var. Aç sıkıntısı var. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ve bu sıkıntıları hepimiz görüyoruz. Oysa ki şu anda bizi idare edenler iktidara gelirken söyledikleri şuydu. Yoksulluğu bitireceğiz. Yolsuzluğu engelleyeceğiz. Yasakları kaldıracağız dediler. Yani 3Y ile mücadele edeceğiz dediler. İktidara geldiler. Ama bugün baktığımızda da şunu görüyoruz. 3Y ile gelenler, 3Y ile iktidara gelenler, 3Y ile birlikte gidecekler. Nasıl mı gidecekler? Milletin değeriyle gidecekler, milletin iradesiyle gidecekler. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize tekrar bu kongremizi şereflendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanıma tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ona başarılar diliyorum. Sadece Trabzon'un değil, Karadeniz'in, Türkiye'nin parlayan yıldızı Yomra'da güzel işler yapacağına inancımı bir kez daha ifade ediyorum. Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun.